Gelişine Podcast'in karışık kaset programına hepiniz hoş geldiniz. İlk bölümü yayınladık, bu ikinci bölüm. İkinci bölümde sinema konuşacağız. Yani zaten yaptığımız podcast'te çok fazla uzun konuşuyorduk. Bunu sadece özel bölümlerde yapmak istedik. Dilimiz döndüğünce diyelim, yani tamamen amatörce. Tabii ikimiz de seviyoruz. Yani ara ara podcast'lerimizde hani bir kısım yer hani yer koymaya çalışıyoruz. Alan açmaya çalışıyoruz. Bu hazır gündemle alakalı bir konuda gelmişken çekelim istedik. Bakalım. Haklısın kesinlikle. Yani programın ismi de Karışık Kaset. Evet. İstiyorsan programın ismini açıkla. Neden Karışık Kaset yaptın? Ya vay, hani bunu mesela... Ben koymadım, sen koydun. Yani yeni bir format kafamızda kurguladığımızda hani önemli parçaları da nedir? İsim, programın ismi nedir? Yani aslında önemli bir alan kapsıyor. Burada da mesela yine hani şeydeki hani gelişine podcast koyarkenki gibi farklı alanlardan hani alanlardan konuşmak istediğimiz için hani dahil etmek istediğimiz için hani oradan aklımda böyle bir karışık bir aynı karışık bir kelimesi geçtim istedim. Oradan tamamen doğaçlama gelişen bir şey. Bir tane filmi de var. Yani evet. Dahil yani sinemaya da katacağımız için Karışık Kaset o neden olmasın dedik. Sen de seversin. Kesinlikle. Öyle. Ben de severim. Hani severim. Çok bir hani altyapısı yok. Biraz yani doğaçlama gelişen yine yani bir konu. Şöyle düşün. Programın şöyle bir program var mı? İlk hafta NBA takaslarını konuşup ikinci bölümünde de yani film ekimini konuşacağız az sonra. Yani böyle bir program ne kadar vardır dünyada, ülkede onu bilmiyorum. Yani şey... Bu Abdullah Karataş farkıyla. Aynen yani şey, becerebildiğimiz kadarıyla katmaya çalışıyoruz. Belki hem çeşitlilik olur ve illaki bunun da belki kitlesi olur. Hani ilgilisi veyahut da yeni başlayacaklar için belki bir öneri olur, tavsiye olur. Yani katalım istedik. Öyle bakalım. Bir şekilde başladık. Yani haklısın kesinlikle. Bir şekilde yapmaya çalışacağız diyelim. Ve hani film ekimiyle konuşacağız. Neler var sence bu hafta? Yani bu sene sürekli gidiyorsun. Kaç sene oldu? Çok uzun süredir. Abi süredi. Oldu. Yani nereden baksan 12-13 yıla yaklaştı yani. İşte tabii hani ben Radyo TV, liseyi de Radyo TV okuduk. Hani yakın arkadaşlarımla birlikte. Orada tabii o zamanlar hani bir sinema merakında oluyor. Hani festivallerle tanışıyorsun. Hani İstanbul Film Festivali, film ekimi. Bağımsız film festivalleri var işte. Boğaziçi Film Festivali var. Ne bileyim Suç ve Ceza Film Festivali var. Fazlasıyla festivaller oluyor. Yani o zamanlar işte tabii gençlikle birlikte daha fazla, o zamanlar tabii daha fazla hani filme gidiyorsun. Ama sonrasında da bir iş hayatı başlayınca hayat gayeleri farklılaşıyor. Ama tabii bizim hani sevgimiz, hani ilgimiz azalsa bile hani halen hani günümüzde de sürüyor. Halen katılmaya çalışıyorum. Hani eski tonunda olmasa bile. Burada da yine birkaç filmde de olsa hani gitmeye çalışacağım. Dediğimiz gibi burada öneri usulüyle filmleri paylaşacağız. 13-22 Ekim'de başlayacak İstanbul seçkisi en azından. Sonrasında İzmir seçkisi de devam edecek. Burada 10 tane filmi seçmeye çalıştık. Ama bunlar tabii hani en iyi filmler diye bir kategori yok zaten. Görmediğimiz filmler. Sadece buradaki hani seçmemdeki gerekçeler. Kimisi mesela çok sevdiğin bir yönetmen olabilir. Kimisi çok merak ettiğin bir film olabilir. Hani öyle öyle kendi seçkimden bir 10 film olacak burada listedekiler. Bunu öncelikle belirttim. Hani burada mesela çok daha hani ünlü popüler bir film neden yoktu diye hani sorgulanırsa bu şekilde açıklayabilirim. Dilersen İstiyorsan filmlere başlayalım. Başlayalım. Burada notlarımı da aldım. Yani kısa kısa filmleri unutmamak için nelerden, hangi filmleri seçtiğime dair. İlk filmim abi Wim Wenders'ın Perfect Days'i. Bu filme dair tabii Wim Wenders'a dair hani çok sevdiğim bir yönetmen. Hani artık kariyerinin son demlerinde hani çok sevdiğim bir Paris Texas filmi var. Orada genellikle hani ne tip konular hani tarzda film çektiğine dair genellikle hani filmlerinde şehirlerden etkilenen bir yönetmen. Hani burada da ilgimi çekti. Tokyo Tuvalet adında gerçek bir kentsel dönüşüm projesinden esinlenmiş. Yani burada yine kendine has tarzıyla birlikte merak unsuru uyandırdı. Filmin ismi de şeyden geliyormuş. Lou Reed'in Perfect Day parçasından geliyormuş. Yani bu film naçizane listelere eklenebilir. İkinci filmim Umudunu Kaybetme. Ünlü yok ustamız. Böyle bir film yok muydu ya? Ya Türkçe'ye çevrilme umudunu kaybetmedi. Muhakkak bu şekilde Türkçe'ye çevrilen filmler... Will Smith'in filmi vardı. Kesinlikle. Kötü çevirilerden biridir. İyi anekdot oldu. Bu film Ken Loach'un filmi abi. Ken Loach. Çok severiz. Hani o da yine benzer kariyerinin son demlerinde olan bir yönetmen. Şöyle de bir ilginçliği var. Açıklamasına göre
kız kariyerinin son filmi olacağını söylüyor. Allah Allah. Yani 3 yılda, genellikle 3-4 yılda bir film çekiyor ve hani tonlarını genellikle hani içeriksel olarak herkes hani yakından takip eden kitlesi iyi bilir. Yine burada da hani filmde hani duygulara dair bir film olacak. Hani yer yer hani onun güzel duygular da uyandırırken aynı zamanda hani son filmi olduğu için belki biraz da umut unsurları da uyandıracağı söyleniyor. Hani bunu da son film olacağı için ben yani gitmeye çalışacağım diyeyim en azından Beyaz Perde'de. Bir sonraki filmimiz abi Fallen Leaves. Yani bu sararmış yapraklar. Bu yani bu hayatta en sevdiğim yönetmenlerden biri. Yani ne zaman konusu açılsa hep söylüyorum. Aki Kaurismäki'nin filmi Fallen Leaves. Yani kendine has bir yönetmen. Yani onun jargonunu bilen izleyiciler için yani çok şaşırtıcı olmayacaklar ama şöyle bir şey var. Hani deneysel olarak hani bir yönetmeni, bu yönetmenin ilk kez filmini izleyecek insanlar için bence gerçekten izlenmesi gereken hani o tadı alabileceğiniz bir yönetmen. O da kendine has yani mizah unsurları vardır. Onu hani yakından izleyiciler çok iyi bilir. Yani farklı bir hani melankolisiyle, müziğiyle kendine has bir aurası olan bir yönetmendir. Bu filmi de hakikaten yani hayatta hep böyle hani bir sen de ben de böyle mesela fazla şey kafamızda kurgularız çok mesela. Oldu. Aynen. Hani fazlaysa hani hayata dair hani düşünceler, hani dertleri olan bir yönetmen ve bu filminin de hani çok olumlu yorumlar aldığını duydum. Yani mutlaka hani gitmek istediğim filmlerden biri. Olur da gidemezsem de takipçisi olacağız diyelim. Sıradaki Fallen Leaves'i de önerelim. Sıradaki filmim abi The Zone of Interest. Bu Jonathan Glazer'ın filmi. Ben çok yani sevdiğim bir yönetmen. En son filmi sanırım bir 10 yıl önce oldu. Under the Skin. Hani onu da bilenler bilir. Uzun bir zaman sonra ilk film olacak. Bu yönetmene dair de gerçekten çok iyi yorumlar aldı bu filmde. Yani bu filmi nasıl söyleyebiliriz? Hani tarzını örnek verecek olursak. Hani insan doğasına dair hani alışılagelmişin dışında bir tarzı olan hani anlatma biçimi olarak hani biraz daha tarz olarak farklı bir hani tarzı olan bir yönetmen. Bunu da hani önerilerinde muhakkak alın. Bu da gerçekten yılın öne çıkan filmlerinden biri. Hani okuduğum kadarıyla gerçekten sezonun başarılı filmlerinden biri olduğu söyleniyor. Bu filmi de önerelim. Jonathan Glazer'ın The Zone of Interest'te. Bir sonraki filmimiz The Teacher Lounge. Bu İlker Çatak'ın filmi. Yani Türk asıllı bir Alman yönetmen. Bu yılın Almanya'nın Oscar adayı bir film. Bu filme dair Vahit son dönem yine bu filme dair de çok olumlu yorumlar aldı. Hani ilk izlen sanırım Berlinale'de yayınlandı ve gerçekten genellikle işte bu filme dair hani bu minvalide konusu işlenmiş filmler var ama gerçekten durduğu yer itibariyle hakikaten doğru yerlere parmak basmış. Biraz konusuna bakındım. Şöyle hani bir okul içerisine geçiyor. Bir öğrencinin nasıl söylerler hani bir yalan üzerine kurgulu ve hani bir hocanın sert öğrencilerle veliler arasında kalma hikayesi. Yani bu biraz kulağa hani aynen biraz hani gördüğümüz unsurlar hani matematiği itibariyle kafamızda tasarlayabileceğimiz bir konu ama hocanın durduğu yer itibariyle gerçekten hayata bakış açısı itibariyle gerçekten hani bunu bayağı olduğu söylendi bu filminde. Ben bu filmi de merak ediyorum. Hani öneri listesinde de ben yer alabileceğini düşündüm. Bu filmi de yazalım. İlker Çatak'ın The Teacher Lounge'a bu filmi de söyleyelim. Sıradan devam edecek olursak All of Us Strangers. Bu filmine dair de senin de seveceğin Paul Mescal'in de oynadı başrolünde. Biz seninle de yani sevdiğimiz bir oyuncu. Zaten son dönemde yavaş yavaş popülerleşti. Normal People'dan biliyoruz. 45 Years ve Weekend filmlerinden de biliyoruz. Andrew Hyde sinemasının nasıl bir unsurları barındırdığını. Yine hani hüzünlü ve hani dokunaklı bir film olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani bu filmi de öneri olarak paylaşalım. Bir sonraki filmimize ait yani bu biraz bana da öneri oldu. Yani okuduğum ve izlediğim sinema yazarlarının önerisi ve gerçekten hani gittiği festivallerde çok dikkat çekmiş ve özellikle Ayvalık'ta da gösterimi oldu sanırım bu filmin. Kabahatliler olarak çevrilmiş bir yeni Arjantin sinemasından bir yönetmen. Yani benim de çok bildiğim bir yönetmen değil. Rodrigo Moreno'nun Kabahatliler filmi. Bu 3 saate yakın bir film ve orada hani son dönemdeki Arjantin filmlerine, sinemasına baktığımızda böyle komedi unsurları hani kara mizah tarzında yine böyle yüksek tempoda bir film olduğundan bahsedildi ve gerçekten senaryo matematiği olarak gerçekten ilgimi çeken bir konusu var.
Çok fazla aşağıda çıkartmayalım. Yani bu film ama gerçekten çok merak ediyorum. Hani bir platforma da gelebileceğini çok kolay kolay sanmıyorum. Bu festivalde muhakkak hani keşif olarak izlenilebilir bu film. Bunu da söyleyelim. Bir sonraki filmimiz Anatomy of a Fall. Bu filmi de nasıl söyleyebiliriz? Altın Palmiye'yi aldı Venedik'ten. Ya Altın Venedik Film Festivali'nden düşen filmler genellikle çok ilgimi çekiyor benim. Yani son yıllarda özellikle oradan özellikle ödül alan filmleri izlemeye çalışıyorum bu tip festivallerde. Bu film de Altın Palmiye'yi aldı. Justin Trait diye okunuyor sanırım yönetmeni. Fransız filmi. Bu filmde hiç kopari uzun bir mahkeme sahnesi olduğu söyleniyor. Yani çok geniş kapsamda. Burada yine bir cinayet mi yoksa intihar mı sorunsalıyla birlikte bunu irdeleyen biraz hafif gerilim soslu. Ben zaten bayılırım yani bu tip konusu çok cazip geldi, ödülü aldı. Yani gerçekten ilgimi çeken bir konusu var. Bunu da aklınızda yer etsin diyelim. Başka sıradaki filmimiz The Kaptan abi. Bu filmi özel seçki benim hani şahsi için. Aynen girişte söylediğim gibi hani bazı yönetmenler hani çok merak ettiğim kişi. Yani bu film belki de çok fazla kişinin dikkatini çekmeyebilir ama Matteo Garrone'nin filmi. Bu filmi şeyden biliyoruz. Gomorra ve bundan 5 yıl önce bir Dogma filmi vardı. O filmi çok sevmiştim. Yine Venedik'te yayınlanmış. Burada yine Venedik'te en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. O süreci takip ettim Vahit. Çok çok ilginç bir konusu var. İki tane gencin Senegal'den Avrupa'ya gitme mücadelesi. Rap merakı olan iki gencin Avrupa'ya gitme mücadelesini veren bir hikaye ve o süreçteki uğraşlara Garrone ödül konuşmasında var. Şöyle ödülü oradaki hani esinlendiği aktiviste adıyor. O aktivist de nasıl söyleyeyim, ulaşılamamışlara adadığını söyleyen çünkü çok fazla hani Afrika kıtasından hani Avrupa'ya gitme mücadelesi veren gençler var. Hani ulaşamayanlara adadığını söylüyor. Orada güzel bir hani bir nasıl söylerler konferans basın toplantısı gerçekleşmişti o ödül organizasyonunda. Bu filme dair hakikaten bir de şeyi çok hani göçmenlerin gözünden yansıtmaya çalışmışlar. Hani onların ifadeleriyle ben çok gerçekçi bir hikayesi ve çok zaten yönetmenin tarzını bilenler hani İtalyan yeni gerçekçiliği de hani gerçekten çok hani izleyiciyi kendini bağlayan hani bir tarzı var ve bu filmi de ben hani gönül bağından alıyorum diyelim hani bu filme tamamen kişisel önerim olarak sunayım. Son filmimiz de abi kapanış filmi olsun. Gerçekten festivalin kapanış filmi Poor Things. Bu filmde zaten Yorgos Lanthimos'un filmi. Yani zaten artık çok popüler bir yönetmen. Yunanistan'ın hani aynen öyle. Zaten artık Hollywood'a kadar açılmış bir yönetmen. Bu film son filmi 5 yıl önce sanırım The Favorite'ı vardı. Orada Emma Stone'la başrolde oldu. Yine bir dönem filmiydi. O filmde yine film ekiminde yer almıştı. 5 sene sonra tekrardan yine bir film ekimine. Yine Emma Stone var başrolünde. Yine ilginç unsurları barındırdığı söyleniyor. Zaten dönem bir arada şeye takmıştı. Colin Farrell'lı filmler çok çekiyordu. Bu aralarda Emma Stone'a yine yakın bağ kurmuşlar. Ama tabii bu filmin oyuncu kadrosu hakikaten çok geniş. Yani William Defoe'su var. Margaret Qualley var. Onun dışında Mark Ruffalo'su var. Hakikaten oyuncu kadrosu çok merak uyandırıyor. Zaten yönetmenlik tarzını da yakından bilenler bilir. Hani her filmde çok farklı tarzda filmleri var. Yani seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan çok bir yönetmen. Hani biraz aykırı demeyeyim ama farklı türlerde filmler çekmeyi seviyor. Ya zaten bu filmin çok büyük ihtimal kapalı gişe oynanacak. Hani zaten çok popüler olduğunu söyledik. Kapalı gişe yapacağından söyledik. Bununla kapatalım. Son olarak bir de senin de çok sevdiğini biliyorum. Zeki Demirkubuz'un Hayat filmi normalde aralığın başında premierini yapacaktı ama bu ön premierini burada yapacak. İlk kez ilk gösterimi bu festivalde oldu. İki tane yer açmışlar sanırım. Benim niye haberim yok? İki seans. Sana bahsettiğim sürprizi burada açığa çıkardım. Umarım alabilirsek
O filme... Hangi gün? Erken, ya bunu artık kayıttan sonra uzatmayalım. Tamam, her bilet biter ama gelişine podcast izleyicileri hemen kapat. Aynen. Karışık kasıt izleyicileri. Yani. Orada izleyeceğiz yani. Aynen. Biraz ben artık, şu an öğrendim, şoka girdim. Festivalde iki tane seans açmışlar. Bir Kadıköy'de, bir de Atlas'ta sanırım. Tamam. İki tane özel gösterim olacak. Ve şöyle de bir şey ekleyeyim. Tüm oyuncu kadrosu ve Zeki Demirkoğlu da var. Bilet nasıl çözeceğiz? Bakacağız. bu şekilde... ne diyelim? Kanalı yeniden abone olmayı, yorum yapmayı, hani olumlu olumsuz hani geri dönüşlerimiz bizim için çok önemli. Hani daha emekleyen bir kanalız. Hani abone sayımız düşük. Hani beğeniler zaten çok düşük. Hani çok daha hani yavaş ilerliyoruz. Zaten göründüğü gibi dekorlardan da göreceğiniz gibi çok mütevazı bir iş yapmaya çalışıyoruz. Bizi hani konuk ettiği için. Aynen öyle. Emrah canımız ciğerimiz Emrah. Başımızın üstü her zaman çok severiz. Umarım içerik anlamında da daha farklı şeyler de yapmayı planlıyoruz. Hani bu kanalı farklı alanlarda da genişletmeye çabalayacağız. Hani muhakkak ben şu anki benim normalde yayın deneyimim olmadığı için çok fazla aynı kelimeleri kullanıyor olabilirim. Çok hızlı konuşuyor olabilirim. Olabilir, bu heyecandan değil, tamamen karakterden kaynaklı. Normal hayatında da böyle. Aynen, hızlı konuşuyorum. Onu törpülemeye çalışacağım. Sürçülisan ettiysem affola. Abone olalım, yorum yapalım, beğenelim. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Bir sonraki içerikte tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.